İyi akşamlar. Global Yatırım Holding. Şimdi bunu çok sorun olduğu için videonun başında söyleyeyim. Bir his senedin yani bir şirketin BIST 100 endeksinden girmesiyle çıkmasıyla yükselecek düşecek diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani bu geçen sene çok soruluyordu. Söylüyordum. Şimdi tabii bir 100'e girdi. Global Yatırım Holding 100 endeksine girdi. Yani bunun doğrudan bir hale ben 100'e girip düşen de çok hatırlıyorum. Ya en yakın örneğini şeyden veririm mesela. İhlas'tı galiba yani. Girdi. Neredeyse taban yakın bir hareket yaptı. Yani belki de taban bilmiyorum hatırlamıyorum o kadar net. Ama yüksek bir eksi negatif yönlü bir hareket yapmıştı. Dediğim gibi öyle bir şey aramamak lazım. Çünkü okuyorum. Yorumlarda okuyorum. Forumlarda bazen görüyorum. Sağda solda 100 endeksine giriyor. Yarın roket taban taban. Keşke öyle bir şey olsa. Yani keşke. Adamlar kaç gün önceden duyuruyorlar 100 endeksine. Burası borsa. Duyurdukları an tepkiyi aldın aldın. Bakın çok basit mantık. Duyurduğu an Borsa İstanbul endeks değişikliğinin tepkisini değil mi? O zaman verir. Vermiyorsa sonradan ne versin? Yani bu şeyde de tabi bu sadece bu kararlar için değil. Mesela bu anlattığım şey bir haber için de geçerli. İşte herhangi bir X firma bir kamuoyu platformunda bir anlaşma yayınladı. İş anlaşması olur, başka bir şey olur. Satış şu bu. O anda görürsünüz tepkiyi normalde. Ha görmediğiniz tepki o satı o bitti artık. Onun bir etkisi yok. Piyasada herkesin bildiği şey fiyatlanmıyorsa yani her şöyle söyleyeyim aslında daha kolayı var. Çok basit bir söz vardır. Fiyata her şey dahildir. Bakın tekrar diyorum fiyata her şey dahildir. Yani o haber o anda fiyata dahildir. Fiyatlanmadıysa fiyatlanmamıştır. Bitti gitti. Veya negatifte aynı şey geçerlidir. Şimdi Global Yatırım Holding'in de önce söyleyeyim tepesi belli. Onu zaten hepinizin gözü görüyor. Herhalde görmeyen yoktur. Bir 6.50 civarı var. Bir de üstünde 7 civarı var ki bir direnç alın. Onu baştan bir koyalım şöyle dursun. Yarın bir gün gelirse falan bakarız oralarda. Aşağı yönlü bir hareket var ve devam ediyor bu hareket. En son dip kısmını 3 liralarda yapmış ki oldukça ciddi bir çekilme Global Yatırım Holding'in başına gelen. Bakın yine bir bilgi olarak söyleyeyim. Bu Mart 20 döneminin altına giden hisse ne var? Şey var. İHEVA var. İhlas ev aletleri de o çok yüksekti Mart'tan önce. Oradan beri satılıyor aslında. Yani o Şubat'ta Şubat mıydı acaba? Ekim Kasım mıydı? Oradaki tepeden beri satılıyor. Bankalar var Mart'ın altına giden. Onun dışında Mart'ın altına giden bir senet henüz yok. Ama Mart civarına yaklaşan da çok az. Mesela birisi Federal Mogul, İzmit Piston yani. Onlar bunun gibi bir Mart seviyesine oldukça yakınlaştılar. Bir tanesi Global Yatırım. Hani şimdi bakarsam daha bulurum da tek tek şey yapmayayım. Mart dibi 2.15. Çok da masal anlatmayalım yani. Burası büyük bir fırsat olarak görüldü. Piyasadaki yani şöyle Global Yatırım'a baktığınız zaman o fiyatı kralı 2017'den beri altına düşmemiş. Dolayısıyla en kötü öldüm bittim alan orası biraz uzak itirazım yok da hani bilin diye söylüyorum bir şeyler olursa yarın bir gün bir anafor olursa 2 lira piyasanın bugüne kadar ki oraya bir tek Mart'ta değdi. Hani Mart pandeminin dışında değmedi 2.59.60 var hani orayı da söyleyelim biraz geniş bakalım bakın destek attı altında hemen bir destek attı 2.46 ki orada çift dip burada da bakın ikili dip yapıyor bunlar da ikili diplerden dönüşler oluyor. Dolayısıyla bu alanlar önemli alanlar destek attı olarak. Şu an için dediğim gibi hala bir aslında şey teorik olarak ayı pazarında devam ediyor. Ayı piyasasında devam ediyor. O yüzden bu 3 lira civarındaki destek hattı önemini koruyor. Burayı kırdığı an yeni bir dip yapmış olur. Yeni dip oluşumu da bize bir alt desteğe yani mesela burada 2.90 yine ara bir destek seviyesi en yakın 2.85-2.90 kısımlarını düşünmemize neden olur. Ya da 2.80 olarak da alabilirsiniz. Çok önemli değil 3 kuruş 5 kuruş yani yüzdesi olarak da %1-2 bir şey yapıyor. Şey yok yani o kadar önemi yok. O yüzden ilk etapta 3 lira desteği dikkate alınmalı. Bu hareket devam ederse bakın bugün mesela biraz alıcı gelmiş. Yani ortalama hacmin değil mi? 3.9 yani 4 milyon hacmin üstündeki son 20 günün ortalamasıdır 4 milyon hacim. Bir hacimlenme var ama devamı gelmesi lazım. Bu çok yeterli değil. Mum olarak güzel. Artı 4.21. Gayet tatminkar bir mum aslında. Biraz üstünde fitili var. 20 güne takılmış. Yani 3.23 20 gün üstelin olduğu alan bir dirençtir. 3.22'de bir kapanış almışız.
Dolayısıyla yarın tekrar pozitif bir gün yaşarsak ve 3.23'ün üstüne kapanış alırsak bir sonraki adımda teorik olarak 3.46'ya bakarız. Yani 3.46'nın üstü var mı? Ki o bir kuruş, iki kuruş yarın düşer. 3.45'e düşer büyük ihtimal. Şöyle ben 3.45'ten işaretleyeyim. Hem bakın bir önceki tepedir 3.45, kapanışın olduğu tepedir sol tarafta, hem de 50 gün ortalamasıdır. Oraya bakarız. Yani oraya da 3.45'in üstüne de bir fiyat hareketi varsa, yeni bir tepe de geliyorsa arkasında, ki bugüne kadar pek de tepe, yani şurada bir var hafif bir hareket ama yükselttiğini, ciddi anlamda yükselttiğini varsayamıyoruz. Yani göremiyoruz daha doğrusu. O daha da ciddi bir hareket olur ve artan hacim, bakın şu hacimi de takip etmek lazım tabii, yani artan bir hacim profiliyle 3.46'nın kırılımı da olumlu olarak yansır diye düşünüyorum. Arkasından bir daha 3.79, 3.80 gibi bir alan var. Dolayısıyla stratejik olarak bu fiyatlamalara dikkat edilmeli. 200 günün altında mesela çok arayı açmış 200 günde, ki 200 günde yine çok arasını açan senet sayısı Borsa İstanbul'da görece azdır. Öyle çok fazla değildir. Yani bir şimdi neyse konu uzar, yani anlatırım. Mesela bir 350 şey vardır, yabancılarda çok kullanılır aslında. 350 orta uzun vade yatırımcılar için 350 stratejisi var. Yani 350 günü koyarsınız, altındaysa adam diyor ki yani birik biriktirmeyi düşünenler orada biriktirebilir diyor. 350 günün altında çünkü çok fazla durmaz senetler. Yani Japonya'da falan var da duran, her yerde büyüme gösteren veya deflasyon olmayan, yani Japonya gibi olmayan yerlerde pek görülmez. RSI 44 güçlenmiş biraz kendi ortalamasının üstünde, ki aslına bakarsanız uzun zamandır ilk defa da 40'lı seviyelerin üstüne atmış kendini, ki yeterli değildir tabii 44. Burada yine hep söylüyorum, 55 RSI'nin üstü biraz daha artık alıcıların hakim olduğunu söyler bize. O yüzden takip edilmeli 55'e kadar. 55'in üstünde RSI çok olumlu. MACD burada pozitif bir görünüm veriyor uzun zamandır. Aslında RSI'da da bir pozitif görünüm var. Yani şuradan bu pozitif RSI, negatif RSI meselesini çok videoda anlattım. Temcit pilavı gibi de anlatmak istemiyorum. Bu tabii çok önemli bir şeydir bir taraftan. Yani şu aşağıdan bir yukarı bir trend çizebiliyorsanız MACD ve RSI'da, fiyatlar da tersine hareket ediyorsa burada bir teorik olarak toplandığını varsayarız bu tür bir tabloda. O yönden olumlu ama garanti değildir, onu da söyleyeyim. Yani bu illa buradan dönüş olur anlamına gelmiyor. Fakat takip edilmeli, bu pozitif RSI durumu da göz önüne alınmalı. Özel bir mum formasyonu, bir pattern yok. Söyleyebileceğim başka bir şey de yok. Biraz da fazla anlattım. Çenem düştü ama belki hiç fikri olmayan arkadaşlara bir yardım olabilir. Herkese iyi akşamlar.